Evet arkadaşlar, şu anda ileri dereceli bir rüzgar var. Çok soğuk, gerçekten esiyor. Bu kaya mezarlarının görüntülerini çekmek istedim. Evet, şimdi birçoğuna girip inceleyebileceğimizi inceleyeceğiz. Evet, hep birbirine geçmeli alanlar. Bakıyoruz, acaba buralar mezar mı, değil mi? Onu da biraz tartışacağız birazdan. Durduralım, flaşımızı açalım. Şimdi devam edelim. Hep yukarıdan ne diyelim, çökme yapmış. Hep yukarıdan patlatılmış tepelerden. Daha çok yaşam alanına benziyor arkadaşlar. Kaya mezarlarıymış. Yeraltı şehrini yapan insanlar buraları yaşam alanı olarak kullanmış. Ama ilk yapılış amacı kaya mezarı. Görüyorsunuz, bizden başka binlerce insan geldiğinin ayak izlerini fazlasıyla görüyorsunuz. Evet, açılmış bir mezar. Şu an mezar çeşitlerini gördünüz. Yapılış şekillerini gördünüz. İçerideki mantığı gördünüz. Bu da gösteriyor ki birçok noktada başka alanlar olabilir. Buna göre hareket edeceksiniz. Mezarların açımı gerçekten kolay görünüyor şu anki görüntüye göre. Tespit edilemeyen, gözden kaçan bir şey de varsa bunları tespit etmeye geleceğiz. Bu alan tamamen, yani şu görmüş olduğunuz alan, demin şuradaydık biz. Buralar full mezarlık. Burada da mezar var. Burada niye yok? Mesela örnek diyorum. Düşünün, o kadar büyük bir yeraltı şehri yapıyorsunuz ve mezarlık yapmayacaksınız. Aklınız alıyor mu? O kadar büyük alanın mezarları görüyorsunuz. Şöyle biraz daha gezip bu kaya mezarlarının mantığını biraz daha anlayıp buradaki alanlara, şu görmüş olduğunuz her tepenin, bakın her tepenin, her şeyin birer tane mantığı var aslında. Bakın, buradaki amaç şu arkadaşlar: yer taşlı, buralarda görüntüleme cihazlar en büyük sıkıntıyı verecek şeylerdir. Çubuklar özellikle aynı şekilde taşlı, mineralli bir toprak, bundan dolayı hata verecektir. Buradaki yapılması gereken en önemli şey arkadaşlar, yerin altındaki, yani şu sabit kaya dediğimiz ana kayaları tespit etmektir. Onlardan her yerde varsa bile ona uygun olacak şekilde olanları görmeniz gerekecek. Bu bir yaşam alanında kullanılmış küp parçasıdır. Şöyle yerine yerleştirelim. Şimdi biz bu alanlar uğraşılmış alanlar. Bu alanlara uğraştılar, delik deşik ettiler, tahrip ettiler, neyse falan filan filan. Ama dediğim gibi, ben daha çok bu insanlar burada çalışıyorsa sadece bu bölgede mezar yapmadılar. En sonraki, yani ilk ölenler buraya gömüldü. Sonrakiler oraya gitti, sonraki oraya gitti, bir sonraki daha uzağa gitti. Bu da demek oluyor ki en uzakta kalan her zaman, en gözden her zaman en çok uzakta kalan şeydir. Gözden uzak olan şey de açılmama olasılığı yüksek olan şeylerdir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Burada çubuk denemek isterim. Ama şu an rüzgarlı olduğu için çubuklar denemeyeceğim. İleri dereceli rüzgar var. Şu karşıya da çıkalım hatta. Oraya da baktıktan sonra videomuzu şey yapalım. Şimdi uzun tutuyorum. Burada mantıksal olarak nasıl bir mantığın çalıştırılması gerektiğini anlamak için daha çok işlem yapmaya çalışıyorum. Bakalım buralarda kaya mezarları var mı? Onlara bakacağız. Evet, buralarda da kaya mezarları mevcut. Şu an ana kayalar toprağın altında kalıyor. Bu insanlar bu alanları çok iyi değerlendirebiliyorlardı. Yani yaklaşık şöyle bir bakalım. Yaklaşık şöyle ana kayaya baktığımız ya, şu alan yaklaşık 1 metrelik alttaki kayalara kaya mezarları yapmışlar. Birinci mantık bu arkadaşlar. Evet. Kaya mezarlarının anlayışları. Şu an şu toprak yapısını düz olduğunu düşünürsek yaklaşık 1 metreden kısa kalıyor arkadaşlar. Çünkü burayı açarken toprak atmış olabilirler. Onun yüksekliği olabilir. Ortalama şurasıdır. Yani 50, 60, 70 santim derinlikten kaya mezarları ana kayatların içinde çıkıyor. Görüyorsunuz, burası bir kaya mezarı. Yaşam olarak da bile kullanılmamış bu alan. Şimdi bu mantığı kaptık.
Burada şu an bunları gezmemdeki tek sebep arkadaşlar, mezarların yapılış şekillerini, metrajlarını, görselliğini almaya çalışıyorum. Çünkü bunu en uzak noktada, hiç açılmayan, hiç açılmamış alanlarda kullanmak için. Evet, tekrardan görüyorsunuz. Burası biraz daha ince, burası biraz daha fazla. Bu da gösteriyor ki topraklar sonradan yakın dönemlere kazılma yapılıyor. Yani bu kaya mezarlarının içinde bir şey yok arkadaşlar. Zaten soyulmuştur döneminde. Şimdi en uzak noktalar şu noktalar kalıyor. Şu noktaya da gideceğim. O noktanın da şu noktaların da videosunu çekeceğim, ekleyeceğim. Ve ben buradan sonra tamamen kimsenin bilmediği uzakta kalan kısımlarda mezarlar arayacağım. Aynı şekilde burası da mezar, burası da mezardı. Ve toprakla zamanla kapanmış tabii ki de. Bunların işaretleri yoktu. Zaten işaret koyulacak bir kaya yok. Çünkü toprağın altında. Alanlarda fazlasıyla küp kırıkları mevcut. Evet, şu alanları son 3 tane video uzun olmasını istemiyorum. Çünkü sürekli konuşacağım bu konuda. Bu boş bir video olarak gören insanlar olabilir. Bu işi yapıyorsanız bu mantığı çözmelisiniz. Burada kaya yok. Buna bir şey demiyorum şimdi. Bu demek oluyor ki ana kayaya burada ulaşılamamış. Biraz daha yani şimdi gördükten sonra toprağın nerede derinleştiğini, nerede fazlalaştığını göreceksiniz. Şu tarlayı sürdüğüne göre, yani traktörü sürdüğüne göre 10-15 santim arasından fazla geçiremiyor toprağı tarla sahibi. Çok belirgin olarak çok az geçirdiğinin göstergesi. Şuradaki çıkan taşları da görmek istiyorum. Çok farklı görünüyor. Evet, buradaki mezarlar artık kaya mezarından yavaş yavaş geçiş yapmaya başlamış. Görüyorsunuz. Şunlar da farklı farklı mezarlar, mezar taşları. Evet, Roma'nın mezar taşlarını görebiliyorsunuz. Şu an şu görmüş olduklarınız Roma mezarlarının taşları. Evet. Şunu biraz kaldıralım, bir inceleyelim. Evet. Evet, şimdi işin mantığını kaptınız herhalde. İlerleyen yerlerde, yani şu alanda, arkamızda kalan kısımda kayalarda, kaya mezarlarına gömülme yapılırken bu alanlarda Roma dönemine ait toprak içi kaya mezarları, yani toprak içinde örülmüş, kayadan yapılmış mezarlara rastlıyoruz. Şimdi biraz daha gezeceğiz. Çünkü bunu gördükten sonra düşüncelerim biraz daha değişti. Benim çalışma prensibimi soran arkadaşlara için şey yapıyorum. Bakın orada da bir tane duruyor. Bu sadece mantık. Burası gerçekten mükemmel bir yer. Evet. Şu an yapı taşlarına bakalım. Şu an uç kısma geldik. Uç kısma gelince acaba dediğim gibi tepede normal mezar yapıp aşağıda kaya mezar mı yapacaklar? Yoksa normal mi yapacaklar? Onu irdelemeye çalışıyorum şu an. Görünüşe göre uçlarda yine kaya mezar, yani kaya topraktan çok minimumda kaldığı için kaya mezarının aşına gel. Şu kaya yapılarına bakacağız çünkü bunlar da farklı. Evet. Demek istediğim olay şu. Bunları görmemiştik. Oradan konuşursanız, yani oturduğumuz yerden konuşsaydık, bunları hiçbir şekilde kayda almayacaktık. Bunlar ayrı bir şey. Bunlar da şimdi işin içine bunları da katmak zorunda kaldık. Orada da var bir tane. Geliyoruz. Şimdi olaylar ileri derecede farklılaştı arkadaşlar. Evet. Şimdi ileri derecede sesimi kendim bile duyamayacağım kadar rüzgar var arkadaşlar. Şu an yansıyor mu, yansımıyor mu bilmiyorum size. İnşallah yansımıyordur. Video ses olarak şeysiz düşmesini istemiyorum. Şurada bir işaret var. Evet, gördünüz. Bir kare, bir mezar işareti. Herkes bunu biliyor artık. Bakın burada bir mezar çıkartılmış. Bu mezar yeni bulunmuş. Dedim ya size, bunu da kale almanız gerekiyor artık. Tamam, bunu alacaksınız ve bunu da almak zorundasınız. Size 3 tane önerge verdim. 3 önergenin 3'ünü de uygulamak zorundasınız. Şimdi tekrardan dönüş yapacağız.
artık bu alanda çalışma yapılabileceğinin görüntüsünü verdiler. Görüyorsunuz mezar taşları. Aşağılardaki kaya mezarları var arkadaşlar. Onlara pek girmeyeceğim. Neden girmeyeceğim? Onu da söylüyorum. Şöyle görsellik bakımından da güzel. Şuradaki şu alanlara da bakalım. Bakın bu mezarların herhangi bir işareti yok. Şimdi size bir mantık, şöyle görebileceğim mezarlar varsa göstermeye çalışalım. Bakın gördünüz mü? Orada var. Şu noktada var. Şu noktada niye yok? Evet, geçelim. Şöyle biraz daha. Burada da kaya içine yapılaşma var. Kaya aşağı doğru indikçe, yani şu noktadan aşağı indikçe kaya mezarı. Yukarı tarafta kaya mezarı anlayışı. Üstlerde geldikçe toplanma, yani örme mezarlar. Sonra kaya içi piş mezar dediğimiz yapılardan toplamda 3 tane mezar anlayışı var. Bu 3 anlayışı çok iyi bilmeniz ve bunu iyi kullanmanız gerekiyor ki mezarları çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Evet, burada çok mezar var arkadaşlar. Hala açılmamış binlerce mezar var. Ama bulmak zor mu? Zor. Şu an mecburen bu şekilde söylemek zorundayım. Yani mezarları açmayın arkadaşlar, zarar vermeyin. Ben sadece merak ediyorum. Yerlerini bulacağım. Hiçbir kazı falan yapmayacağım. Kazı yapmak yasak. Bunlara da dikkat edelim. Güneşimiz batıyor. Geceler güzel olduğunu her zaman söylüyorum. Bugünlük bu şekilde bitirelim. Ama dediğim gibi mezarları bu şekilde en mantıklı şekilde inceledik. Hızlı bir şekilde. Yani 12-13 dakikada bunu yapabiliyorum. Ve bundan sonra artık tamamen işi mantığa dökeceğiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.